Biliyorsunuz FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü. Ve cenaze namazı bugün New Jersey'de bir stadyumda. Defin FETÖ çiftliğinde, defin törenine de sadece aile ve yakınları katılacak. Şimdi aslında Yunus, ben hiçbir şey demeyeyim de sen söyle. Ne oluyor? Neredesin şu an? O yani başladı mı bu işte ceset ayini diyeyim. Ne oluyor? Şimdi cesedin buraya ulaşması Türkiye saatiyle 19.30 gibi oldu. Biz FETÖ'nün ana karargahı Pensilvanya'daki çiftliğinden 75 kilometre uzaktayız. Burası New Jersey eyaleti. Burayı seçmişler. Hemen bu yani stadyum demek biraz tabii abartı olur buna. Bir beyzbol parkı yani beyzbol sahası. Burada tabii tribünler var ama hani maksimum kapasitesi 4-5 bin civarında bir beyzbol parkı. Burada biraz önce ceset için namaz kıldılar ve bazı FETÖ'cülerin de ayrılmaya başladığını gördük. Buraya ilk geldiğimizde yaklaşık 2-2,5 saat önce giriş inanılmaz bir kalabalık kalabalığa sahne oldu. Yani 1,5-2 kilometrelik bir araç kuyruğu vardı ve buraya yürüyerek gelen birçok FETÖ'cü de vardı. Yani bu şu an şöyle göstereyim ben bilmiyorum hani tam ekranda görebiliyor mu? Bu yolda tamamen yürüyorlardı. Şimdi yürüyerek de çıkmaya başladılar çünkü bu bitti. Arabayla çıkanlar da oluyor. Buraya ülkenin çeşitli yerlerinden gelen kaçak FETÖ'cüler var burada. Bunu söyleyelim ve inanılmaz bir polis varlığı var. Şimdi özellikle bundan bahsedeceğim ben. Neden Çünkü polis var? onu anlatacağım şimdi. Şu an havada helikopter dolaşıyor. Helikopter 3 saattir güvenlik sağlıyor. New Jersey eyalet polisi 3 saattir burada Başkan Trump varmış gibi, Başkan Biden varmış gibi böyle bir koruma sağlıyor Amerikan polisi. Etrafında dolaşıyor. Onun haricinde burada yerel ve eyalet polisi var. Biraz önce polis geldi. Biz 3 saattir diğer Türk medyasından arkadaşlarımla bir yerde duruyorduk. Atıl bir arazide. Hani sahipsiz, terk edilmiş bir binanın yanında. 3 saattir duruyorduk. Biraz önce geldiler dediler ki buradan Madem niye ayrılmanız lazım. maskeliler? Neden? Niye maskeli? Neden Ben de dedik? onu merak ettim. Bir dakika şimdi İrem'e soruyorum. Evet, FETÖ'cüler maske takıyor Yunus, burada. bu Bazı FETÖ'cüler maskeler yüzünün ne? görünmemesi için Bunlar maske takıyor. şimdi Yunus bir saniye. Sevgili izleyiciler, Yunus sen konuşurken yanındaki ekranda bu cenazeye Evet. gelenlerin ya da aile gelenlerin işte Yanımızdan da geçiyorlar şu an. görüntüleri var. Bayağı da kalabalık. Şimdi Nihat'ın da dikkatini Evet. çekmiş. Ben de acaba yeni görüntü mü diye sordum. Yüzünü Çoğu saklayanlar da maske var. saklı, ya maske Onlar takmış. tamamen hepsi Halil Kahraman'ın görüntüleri. Burada ilk geldiğimizde çektik. Buraya yürüyerek Neden maske geldiler var ve mesela biraz bunlarda? yüzlerini gizliyorlar. Önder yüzlerini Burada gizleyenler var tabii zaten. çekim yapanlar da yüzlerini gizliyorlar burada FETÖ'cüler. Şimdi şunu söyleyeyim çok Ayağa önemli bir kalabalık. yerdeydik çünkü. Şimdi İlginç, polis çok ilginç. dediğim gibi havada helikopterle 3 saattir böyle bir daire çiziyor. 3 saattir bu beyzbol Ben sahasının biliyorum. etrafında. Onun dışında onlarca ekip arabası var. Her yer kapatılmış durumda yani yollara koyuyorlar. Ve bir de buranın üstünde 1,5 kilometrelik bir çember düşünün, uçuş yasağı getirildi. Bakın uçuş yasağı getirildi ve bu federal bir yasak. Yani Pensilvanya eyaletiymiş, New Jersey eyaletiymiş değil. Amerika Birleşik Devletleri devleti burada bir uçuş yasağı getirdi. Ben polisle konuştum çünkü bizim yanımıza da geldi. Dedim neden böyle bir yasak var yani? Siz her cenaze için bunu yapıyor musunuz? Ya da burada her maç olduğunda bu beyzbol sahasında? Hayır dedi. Peki dedim neden o zaman burada bir uçuş yasağı var bugün? Tehdit algısı, tehdit seviyesine göre dedim. Ne olacak dedim yani neyin tehdidi peki? Yani kim karar veriyor buna? Bunlar mı talep etti? Siz mi bu kararı aldınız? Çünkü devlet düzeyinde bir yasak. Onu bilmiyoruz ama bir de dün akşam bilgi verdiler dedi. Burada hiçbir şekilde kuş uçurtulmayacak. Böyle bir güvenlik sağlıyor Amerikan polisi buradaki şey için, terörist elebaşının buradaki töreni için. Yani aha şimdi çok garip yani hakikaten onun güvenliği ve FETÖ'cülerin güvenliği için mi polis bu tedbirleri aldı? Yani ya Çok iyi. burada Vallahi seviye. söylenecek hiçbir şey kalmıyor işte Evet, yani. evet. Kime karşı koruyacak? Nasıl bir güvenlik Kime altyapı karşı var? Hande koruyorsun? Fırat, uçuş yasağı diyorum. Uçuş yasağı, federal uçuş yasağı var şu an bu beyzbol parkının üstünde. O kadar söylüyorum ve
Yine duyuyorum bak, yani sanki şey gibi, böyle bir savaş bölgesiymiş gibi yayın yapıyoruz. Tepemizde sürekli helikopter dolaşıyor 3 saattir. Biraz önce durduğumuz yerden de çıkarıldık. Diyor ki sahibi çıkın dedi. Sahibi 3 saattir nerede? Bu bir. İki, burası atıl bir arazi. 3 saattir bütün gazeteciler buradaydı. Şimdi çektiler, 2 tane ekip arabasını çektiler oraya. Yani bunlar FETÖ'nün talebiyle bunları yapıyor olabilir. Bak çok tuhaf işler bunlar. Neden? Çünkü birazdan buradan geçebilir ceset. Yani önümüzden geçebilir. İstemiyorlar burada çekim yapılmasını ve polis üzerinden bir yıldırma politikası. Ya çok yani... Türkiye'de saldırı serbest. TÜSAŞ'a saldırabilirsin. Tabii. Ama orada fotoğraf çekemezsin. Olur ya, bir zarar gelir. Ya hayır yani onu da geç. Yani NATO müttefikim dediği müttefikine terör saldırısı, darbe girişimi de, yani terör saldırısı gerçekleştirmiş bir örgütten bahsediyorsun. Maşallah ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. Gittikleri yetmiyormuş gibi. Özel bir koruma de, altında gidiyorlar. Koruma altında, evet. Gidiyorlar. Yani gerçekten insanın biraz böyle bir canı acıyor ya. Bir yazık ya. Anlayana. Yani tabii ki FETÖ'ye bakış açısını en net gösteren görüntü bu aslında. Hani ne diyorsunuz Masum Türker? Şimdi bu, ya böyle müttefiklik olur mu? Bu aslında belli taraftarlarına, sessiz davrananlara biz varız, bakın Amerika'da bile varlığımızı ortaya koyuyoruz şeklinde yaklaşımdır. Yani bu yapının bu şekilde olmasının aslında bir nevi... Geçmiş olsun bu arada. Var efendim. Geçmiş olsun, sesinizde sıkıntı mı var? Sesimde var, yani kendi sesimde var. Hande gelecek diye... Tedavi ettik ama o kadar oldu. Şarkıyı çok fazla söylemiş, ondan böyle bozuldu. Ya ama çok içler acısı gerçekten. Yani şimdi bu gördüğümüz bakın kişiler toplu halde çoluk çocuk geliyorlar. Bu demektir ki Yunus daha otobüslerle iyi. Getirildiler. Otobüslerle. Tabii getirildiler. Ama, Yunus ama pardon yani, getirildiler yani bu derken ki, kim getirdi? Bu demektir ki yaşadıkları bölgelerde... Örgüt özel bir organizasyon mu yaptı bunlar için? Tur otobüsleriyle geldiler Hande Fırat. Yani var ya bu 50-55 kişilik charter otobüsler. Okulları. Hani hı-hı. Ticari otobüsler. Yani charter otobüs yapmışlar, geliyorlar, bak yüzlerini kapatıyor şu an arkamızda. Halil Kahraman şimdi gösterecek. Halil şunları burada yüzlerini kapatarak geçiyorlar buradan. Bir suçluk psikolojisi yok mu? Hatta tereddüt edenler var böyle. Neden yüz çok... kapatıyorlar? Yani yüz kapatıyorlar. Bir suçluk psikolojisi var gibi sanırım. Hani bunların söylemiş şey ya Hande Hanım. Baksanıza. Biz yasak bir şey yapmıyoruz. Halil'in görüntüleri bunlar değil mi? Şimdi görelim bu. O nasıl geçişiyor? Bak. Canlı veriyoruz peki. Evet, kağıt da kapatıyor evet. Mesela. Bakın, normalde bunlara sorsanız yaptıkları yani iş legal. Görüntü gitti galiba, geldi. Tamam peki. Allah bilir şimdi devlet tekrar... memuru da çıkabilir. Tamam, birazdan tekrar canlı gelecek, pardon. Allah şimdi bilir. Burada bunlara baktığın takdirde yaptıkları işleri legal, işte bir dava için koşturan insan portresi çiziyorlar kendilerine. Madem öyle, yüzünü niye kapatıyorsun? Ama bakın. O suçlular orada. Hande Fırat. Hande Fırat. Dinliyoruz Yunus. Hande Fırat. Çok pardon. Acaba dinliyoruz o, Yunus. O kağıtla o maskeyle kapatılabilir mi? Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Biraz önce polis bizi o atıl araziden neden çıkarmak istedi? Anlıyorsunuz değil mi şimdi? Gerçekten öyle. Şu an canlı mı İrem görüntü? Tamam, Yunus'un 2 saat önce attığı görüntüler. Tekrar Halil'in görüntülerine geçtiğimizde lütfen söyleyelim. Levent Bey'in bir sorusu mu var, ben mi yanıldım? Sorum yok, bilakis o utanç maskesiyle içinde bulundukları hezeyan hali acaba kapatılabilir mi diye merak ediyorum. O kağıtlarla, o paçavralarla bindirilmiş kıta şeklinde ceset ayinle bu kadar koşarcasına gidiyor olmak... Her birimiz açısından ne kadar vicdan kanatıcı görüntüler. Hiç mi utanmıyorlar? Hiç mi arlanmıyorlar? Olup biten hiç mi farkında peki değiller? Peki Levent Bey, onlar FETÖ'cü sonuç itibariyle de Amerika aslında hiçbir zaman dost ve müttefik olmadı. Ben size sorayım, Amerika'nın Türkiye'nin yararına yaptığı herhangi bir iş var mı? Ve şu an yaptığına ne denir? Esas soru o. Çok baktığımız zaman eğer Türkiye'nin etrafına bakıyorsanız hayır. Ama Guatemala'da da yoktur. Alaska'da da yoktur.
Nebraska'da da yoktur. ABD'nin İsrail ve İngiltere haricinde herhangi bir ülkenin lehine dizayn ettiği bir iş var mı? ABD şu anda dünyadaki tüm kanan yaraların tamamının müsebbidir. Sadece Türkiye özelinde söylemiyorum bunu. Azerbaycan açısından da aynı. Irak'ın bölünmüşlüğünün de sebebidir. Libya'nın bölünmüşlüğünün de sebebidir. Sudan'ın bölünmüşlüğünün de sebebidir. Tüm coğrafyalarda nerede kan akıyorsa sebebi ABD'dir. Ve ABD'yi hala müttefikimizmiş gibi algılatmaya gayret eden insancıklarındır. Bu vurguyu özellikle yapmak lazım. Bu görüntüler de çok açık bir kanıtıdır diye düşünüyorum Hande Hanım.